Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kazanım testlerinden devam ediyoruz. Trigonometri ile alakalı arkadaşlar son kazanım testimiz. Kazanım testi 5. Ters trigonometrik fonksiyonlarla alakalı yani artılarla alakalı. Öncelikle kısaca bir bahsedersem arkadaşlar. Şurada kısaca bir değindiğimde. Mesela arkadaşlar sinüs 30'umuz 1 bölü 2 öyle değil mi? Şimdi burada bunlar yer değiştirdiği zaman fonksiyonları hatırlarsak yani şöyle eksi 1 a b ise bunlar yer değiştirdiğinde ters yok oluyordu. Tekrar yer değiştirdiğinde ters geliyordu. Aynı şekilde trigonometrideki ters fonksiyon demek arkadaşlar yer değiştirdiğimizde başına bir ark gelmesi demektir. Ark sinüs 1 bölü 2 eşittir 30 derece demektir. Yani buradan anlaşıldığı gibi sinüs de mesela şurada yazan açıysa değeri 1 bölü 2. 30'un sinüsü 1 bölü 2. Ark da ise arkadaşlar burada yazan değer eşitliği açı demektir. Ark da hangi açının sinüsü? 30 derece demektir arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Hangi açının tanjantı 1'dir arkadaşlar? 45 derece. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2 demektir arkadaşlar? 60 derece. Burayı topladığımız zaman da arkadaşlar cevabımız ne çıkar? 105 derece çıkar. Yani o da şuradan baktığımız zaman pi bölü 12'nin yani 15 derecenin 7 katına eşittir arkadaşlar. Radyan türünden yazdığımız zaman. İkinci soruya bakalım. Arkın eşitliği arkadaşlar açı demiştim öyle değil mi? Yani bu eşitliği x açısı dersem ha, bilindik bir değer. Kök 3 bölü 2. Kosinüsün kök 3 bölü 2 olduğu açı değerimiz arkadaşlar 30 derece. Tanjant 30'umuz da buradan nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 3'tür. Peki bilindik bir açı olmasaydı? Ne yapardık arkadaşlar? Ona da birazdan zaten bu tarz ifadelerde geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Şu iki ifade aynıysa direkt şu aç şu ifadeye eşittir. Yani şu açıya eşittir arkadaşlar. Yani şöyle de belirtirsek mesela arkın eşitliği açıdır şuradaki değerdir demiştik değil mi? Şuna x açısı dersek ve yer değiştirirsek arkadaşlar şu yani ne olur? Ark sinüs pi bölü 5 eşittir x açısı olur. Burada yazan değer de. Arkı yok etmek için arkadaşlar yer değiştirirsek yani sinüs x eşittir pi bölü 5 çıkar. Bakın arkadaşlar sinüs x eşittir pi bölü 5 yani doğru. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? 60 derecenin doğru. Arkadaşlar şurada bakarsak şimdi şu açımıza y açısı dersek ark kosinüs y ark kosinüs 3 bölü 5 y açısına eşitse arkadaşlar buradan kosinüs y eşittir. Yer değiştirdiğimiz zaman değeri 3 bölü 5 çıkar. Hemen bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar şurada. Şu açımız y olsun. Kosinüsü 3 bölü 5. Komşu bölü hipotenüs. Pisagor'dan 3, 4, 5 üçgenden karşısı 4. Bana tanjant y oldu arkadaşlar. Bakın ark da eşitlik açıdır. Buradaki yazan ifade değerdir. Yani y açısının kosinüsünün değeri 3 bölü 5'miş. Üçgenimizi çizdik. Ve buradan da tanjant y'yi soruyor. Karşı bölü komşudan arkadaşlar 4 bölü 3 gelir. 4 bölü 5 gelmez. Bu ifade yanlıştır. Hangi açının arkadaşlar tanjantı 1'e eşittir? 45 derecenin sinüs 45'te kök 2 bölü 2'ye yani 1 bölü kök 2 eşittir. Doğru. Şimdi gelelim arkadaşlar değerimiz eksi olursa. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki kosinüs 1. ve 2. bölgede pardon sinüs 1. ve 2. bölgede artı kosinüs 1. ve 4. bölgede artı arkadaşlar tanjantla kotanjantla 1. ve 3. bölgede artı. Şimdi arkadaşlar kotanjant yok ters trigonometrik fonksiyonlarda. Onu bir kenara ayırırsak arkadaşlar sinüs kosinüs ve tanjant eğer ki değerleri artıysa hep buraya kadar hep artı değerlerden bahsettik. İşte hep 1. bölgeden baktık arkadaşlar. Normalde kosinüs 330'da kök 3 bölü 2'ye eşittir. İşte arkadaşlar biz niye sadece 30 dereceyi aldık? Şuradan belirteyim arkadaşlar. Şimdi 4 tane bölge var. İkisini alacağız, ikisini almayacağız. Sinüs de artıysa ve tanjant arkadaşlar. Sinüs de ve tanjant artıysa açıya 1. bölgeden bakacağım. Eksi ise 4. bölgeden bakacağım. Yani sinüs 2. bölgede de artı ama eğer değerim artıysa arkadaşlar 2. bölgeden bakmıyorum. Artıysa 1. bölgeden sinüs ve tanjantta. Değerim eksi ise 4. bölgeden sinüs ve tanjantta. Eğer ki kosinüs değilse arkadaşlar değerim artıysa birinci bölge eksi ise ikinci bölgeden bakacağım. Bu şekilde bakacağım. Zaten arkadaşlar soru çözdükçe de göreceğiz. Şimdi şuradan baktığımız zaman arkadaşlar tanjant kaç kök 3 bölü 3'tür? Tanjant 30 kök 3 bölü 3'tür.
Ama arkadaşlar dördüncü bölgeden bakacağım çünkü değerim eksi. Yine söylüyorum. Artıysa hepsine birinci bölgeden bakacağım. Eksi ise sinüs ve tanjanta açıya dördüncü bölgeden, kosinüs de açım şey değerim eksi ise açıya ikinci bölgeden bakacağım arkadaşlar. Buradan şimdi kök 3 bölü 3 normalde şu eksi olmasaydı 30'da. Ama arkadaşlar dördüncü bölgedeki tanjant yani 30'a denk gelen kısım 330 derece değil mi? Ama arkadaşlar negatif yönde gideceğiz. Yani koordinat sistemi şöyle belirtirsek. Mesela tanjant 30 kök 3 bölü 3'tür. Arkın eşitliği açı. Eğer şurası artı olsaydı 30'da ama eksi olunca bu taraftan 30 gideceğiz. Yani negatif yönden 30 gideceğiz. Yani eksi pi bölü 6'dır. Doğrudur arkadaşlar. Sinüs de ve mesela sinüs 31 bölü 2 öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi eğer ki değerim eksi 1 bölü 2 olursa yani bu pi bölü 6 ya. İşte arkadaşlar dördüncü bölgeden 30'a tekabül eden yani bu taraftan 30 gideceğiz. Yine eksi pi bölü 6 olacaktı. Yani şunu da şu şekilde yazabiliriz. Belirttiğimiz zaman arkadaşlar arc sinüs eksi 1 bölü 2 ya da eksi kök 3 bölü 2 olsun arkadaşlar. Sinüs de 60 kök 3 bölü 2'dir. Eksi olduğu zaman negatif yönde dördüncü bölgede 60 derece gideceğim. O da arkadaşlar ya 300 derece olur ki genelde eksi 60 derece olarak negatif yönde. O da eksi pi bölü 3'e eşit olacak arkadaşlar. Ha, kosinüs ikinci bölgede olur eksi ise. İkinci bölgede böyle eksili bir ifade yok. Mesela ona da biz bir gelelim arkadaşlar. Kosinüs negatif bir değer karşımıza çıkmazsa onu ayrıyeten belirtirim. Şimdi arkadaşlar şunları yer değiştirirsem. Bakın. Şu ifadeyi yer değiştirirsem kosinüs teta eşittir 5 bölü 13 olur. Hemen bir üçgen çiziyorum arkadaşlar. Şu açım teta olsun. Kosinüsü komşu bölü hipotenüsü 5 bölü 13. Burası da 5, 12, 13 üçgeninden 12 arkadaşlar. Bu ifademiz dursun. Tanjant 5 pi. Arkadaşlar 5 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. Yani arkadaşlar tanjant pi eksi teta demek. Pi isim değişmez. Tanjant teta kalır. Ama ikinci bölge olur. Tanjant eksi olduğu için bu da eksi. 3 pi bölü 2 isim değişir. Sinüs teta olur. Dördüncü bölgede artı olduğu için bu da artıdır arkadaşlar. Tanjant tetamız ne? Karşı bölü komşudan 12 bölü 5 işaretim eksi. Sinüs tetam ne? Karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13 arkadaşlar. Bunu aynen yazar. Şu 13 bölü 12'yi ters çevirip çarparsak 12'ler gider ve cevabımız eksi 13 bölü 5 gelir. Yani Edirne'dir arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Hangi açının kosinüsü 4 bölü 5? Bilindik bir açı değil arkadaşlar. Şu açıya x dersem. Yani bana sinüs x'i soruyor. Hemen şuradan arkadaşlar arkın eşitliği açı arkı yok etmek için yer değiştirirsem kosinüs x açısının kosinüsü neye eşitmiş? 4 bölü 5'e arkadaşlar. Hemen üçgenimizi çiziyoruz. Bu açım x açısı 4 bölü 5 kosinüsü komşu bölü hipotenüsü karşısı 3. O zaman sinüs x neye eşit arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten sinüs x'im yani bu ifadem 3 bölü 5 artı. Gelelim şu ifadeye. Bu açıda y açısı olsun arkadaşlar. Arkı yok etmek istesem sinüs y eşittir. 12 bölü 13 değerine eşittir. Hemen bir üçgen çiziyorum. Dik üçgen y açısı. Sinüsü karşı bölü hipotenüsü 12 bölü 13. Burası 5 çıkar arkadaşlar. Ve bana buradan tanjant y'yi soruyor arkadaşlar. Tanjant y de karşı bölü komşudan yani 12 bölü 5'ten cevabımız arkadaşlar 15 bölü 5'ten 3 tam çıkar. Bu şekilde arkadaşlar. Yaptığımız işlem şu. Arkın eşitliği açı ve bana sinüs x'i soruyor. Arkadaşlar. Ve sinüs x'i ne bulduk? 3 bölü 5 bulduk. Arkın eşitliği açı bana tanjant y'yi soruyor. 12 bölü 5 bulduk ve bulduk da peki arkadaşlar şu üçgenleri nasıl çizdik? Yani x açısının kosinüsü 4 bölü 5'miş. Buradan üçgenden 4 bölü 5. Pisagor'dan zaten 3'ü bulduk. Oradan sinüsü bulduk. Y açısının sinüsü de arkadaşlar 12 bölü 13'müş. Buradan üçgenimizi çizdik. Karşı bölü hipotenüs 12 bölü 13. Komşusu 5 ve buradan da tanjant değerini bulduk. Toplamış olduk arkadaşlar. Yani mantığı bu şekilde. Bana şu ifadeyi soruyor arkadaşlar. İşleminin sonucu. Yani bir ifademiz var arkadaşlar. Şu şekilde belirtelim. X değeri biliyorum ki arkadaşlar x değeri arkın eşitliği açıdır. Ben şu açıya bir y açısı dersem arkadaşlar bir üçgen çizelim. Bakın arkadaşlar şu üçgenimizi çizelim. Şu açımız y açısı olsun ve bu y açısının sinüs y x'e eşitmiş. Yani karşı bölü hipotenüsü x'e eşitmiş. Pisagor'dan
1 eksi x karenin kökü çıkar arkadaşlar burası da. 1 eksi x karenin kökü. Peki şu açıya da t açısı dersem arkadaşlar. Sinüs t neye eşit sinüs t? Karşı bölü hipotenüsten 1 eksi x karenin kökü arkadaşlar. Demek ki burası da t açısıymış. Bana y artı t'yi soruyor. Üçgenin iç açıları toplam 180 ve burası 90'dan arkadaşlar. 90 derece yani pi bölü 2 çıkar bu şekilde. Niye farklı bir üçgen çizmedim arkadaşlar? Bu açıya y açısı dedim ve sinüs y x değerine eşitmiş. Sinüs y x değerine eşitmiş karşı bölü hipotenüsü. Pisagor'dan burayı bulduktan sonra şu açının da sinüsü 1 eksi x kare olduğu için bu açıya t dedim. Demek ki burası da t açısına eşit ki sinüs t'miz 1 eksi x karenin kökü çıksın. Benden y artı t açılarını soruyor. 90 derece çıkmış oldu arkadaşlar. Devam edelim. 7. soruya gelelim arkadaşlar. Hangi açının kosinüs değeri eksi 1'di arkadaşlar? Malumdur ki kosinüs 180 eksi 1'di. Hangi açının bilindik bir açı arkadaşlar? Hangi açının tanjantı kök 3 bölü 3'tü? Yine söylüyorum arkadaşlar değerlerimiz pozitifse hepsine mesela tanjant 210 derecede kök 3 bölü 3'tür. Ama arkadaşlar hepsine birinci bölgeden bakacağız. Eksi ise değerimiz dediğim gibi biraz önce. Sinüste ve tanjantta dördüncü bölgeden, kosinüste ikinci bölgeden bakacağız. Kosinüsle alakalı sorumuz da zaten şurada mevcut arkadaşlar. Yani ikinci bölgeden nasıl bakacağız bu ifadeye? Onunla alakalı arkadaşlar. Burada mevcut. Şimdi devam edelim. Hangi açının tanjantı 1 bölü kök 3 kök 3 bölü 3'tür arkadaşlar? 30 derecenin. Ve buradan da arkadaşlar sinüs 30'umda bu ifadede sinüs 30'umda 1 bölü 2'ye eşit olduğu için 180 dereceyi 1 bölü 2'ye böldüğümde ters çevirip çarptığımda 360 derece çıkar. Yani o da eşittir arkadaşlar. Pi bölü 1 bölü 2'den ters çevirip çarparsak da 2 pi'yi bulabiliriz. Şimdi gelelim şu tarzlı ifadelere arkadaşlar. Malumdur ki 3 pi bölü 2'de isim değişir. Ne olur arkadaşlar? Kosinüs olur. Ark tanjant 3 bölü 4. Gelelim bölgesine. 3 pi bölü 2 eksi yani 270 eksi 3. bölgede olur. 3. bölgede sinüs eksi olduğu için bu da eksidir arkadaşlar. Şimdi şu ifadenin eşitliğine x açısı dersem ve hemen üçgenimi çizersem arkadaşlar. Demek ki arc tanjant 3 bölü 4 x eşitse demek ki arc'ı yok etmek için tanjant x'im 3 bölü 4'müş. Yani karşı bölü komşusu 3 bölü 4'müş. Burası 5 çıkar. Ve bana arkadaşlar eksi kosinüs x'i soruyor. Kosinüs x'im 4 bölü 5'tir. Eksi kosinüs x'im de eksi 4 bölü 5 gelir. Pi de isim değişmez arkadaşlar. Kotanjant arc tanjant 1 bölü 3 olur. Arkadaşlar pi artı 180 artı 3. bölgedir. Kotanjantım artı olduğu için bu da artıdır arkadaşlar. Şu ifadeye yine x açısı dersem tanjant x eşittir 1 bölü 3. Hemen üçgenimi çiziyorum arkadaşlar. X açısının tanjantı karşı bölü komşusu 1 bölü 3. Sinüsü ve kosinüsü sormadığı için hipotenüsü Pisagor'dan bulmaya gerek yok. Bulsak da kök 10 çıkar zaten arkadaşlar ama gerek yok. Bakın aç eşitliği, arkın eşitliği açı dedim. X açısı tanjant x'im 1 bölü 3'müş. Bana kotanjant x'i soruyor. Pozitif zaten. Kotanjant x'im de komşu bölü karşıdan dolayı cevabımız ne çıkacak buradan arkadaşlar? Kök 3 çıkacak. Şurada da şu üçgenin yanına yazarsak eksi kosinüs x'imiz eksi 4 bölü 5 çıkmıştı arkadaşlar. Şu şekilde burada da artı kotanjant x'i soruyor ve cevabımız 3 çıkmıştı. Gelelim şu ifadeye arkadaşlar. Pi bölü 2. Yalnız burada içeride eksi varsa arkadaşlar dışarıda çıkarma gibi bir durum yok. Açılarda olur. Arc da burada yazan değerde eşitliği açıdır. Yani ben buradaki eksiyi dışarı çıkarım tarzında bir ifade yok. Pi bölü 2 isim değişir. Bana sinüs arkadaşlar arc tanjant eksi 5 bölü 12'yi soruyor. Ve pi bölü 2 artı ikinci bölge demektir. Kosinüsüm eksi olduğu için arkadaşlar bu da eksidir. Şimdi şuna bakarsak arkadaşlar. Şuraya çok dikkat edin. Şu açım x açısı. Yani tanjant x'im neye eşitmiş? Eksi 5 bölü 12'yi eşitmiş. Arkadaşlar açım 4. bölgede. Çok dikkat edin. Açım 4. bölgede arkadaşlar. Çünkü tanjantta değer eksi ise açıya 4. bölgeden bakacağım. Şimdi bir üçgenimizi çizelim. X açısı tanjantı karşı bölü komşusu 5 bölü 12. O zaman burası 13 çıkar arkadaşlar. Ve bana neyi soruyor?
Eksi sinüs x'i soruyor. Bakın arkadaşlar, eksi sinüs x'i soruyor. Yalnız arkadaşlar şöyle de bir ifade var. İşte açım dördüncü bölge olduğu için dördüncü bölgede sadece kosinüsüm arttır. Sinüsüm yine eksidir. Sinüs ne? Karşı bölü hipotenüsten 5/13. Ama arkadaşlar dördüncü bölgede eksidir. Şu öndeki eksiden dolayı da cevabım artı 5/13 çıkar. Çok dikkat edin arkadaşlar. Yani eksiden dolayı şu bir ikinci bölgede kos eksi olduğu için bu eksi oradan geldi. Şurası eksi ise tanjant arkadaşlar eksi ise dördüncü bölge demektir. İkinci bölgede de eksidir ama arkadaşlar tanjantta ve sinüste ikinci ve üçüncü bölge yok arklarda. Artıysa bir eksi ise dört demektir. Kosinüste de 3 ve 4. bölge yok. Artıysa 1. bölge, eksiyse 2. bölge demektir arkadaşlar. Yani açım 4. bölgede. 4. bölgede de mesela şurası kosinüs yazsaydı. Kosinüs 4. bölgede arkadaşlar artıdır. Artı olarak alacaktım. Ama sinüsüm eksi olduğu için kendisinde 5/13'te eksi aldım. Şu önündeki şu eksiden dolayı da cevabım artı 5/13 olmuş oldu. Arkadaşlar şimdi gelelim şu biraz önce belirttiğim meseleye. Kosinüs 30√3/2'dir arkadaşlar. Kosinüs 30√3/2'dir. Şimdi arkadaşlar kosinüs 30√3/2 olduğuna göre değerim eksi ise kosinüse ikinci bölgeden bakacağım. İşte 30'a tekabül eden ikinci bölgedeki açımız nedir arkadaşlar? 150 derecedir. İkinci bölgedeki açımız arkadaşlar 150 derecedir. Bu şekilde. Sinüs 150 neye eşit arkadaşlar? Artı sinüs 30'a eşittir. O da nedir? 1/2'dir. Artı. Şuna gelelim. Tanjant 60√3'tür. Yalnız arkadaşlar değerim eksi olduğu için dördüncü bölgedeki tanjant 60'a tekabül eden eksi 60 derece. Ya da negatif yönde 60 derece demek, pozitif yönde 300 derece demektir. Hani değer hesaplarken şu şekilde yapmanız daha kolay. Ama hani biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar şunun gibi bir ifade isterse tamam. Eksi negatif yönlüsünü yazarsınız. Ama arkadaşlar burada direkt şimdi eksi 60 derece falan yazsam biraz hani orada kafanız karışabilir. Bu noktada direkt dördüncü bölgede negatif yönde 60'a tekabül eden açımız 300 derece. Kosinüs 300 de dördüncü bölgede artıdır zaten. Kosinüs 60'a eşittir. Ve arkadaşlar kosinüs 60'ımız da 1/2'dir. Ve topladığımız zaman 2/2'den cevabımız da 1 gelmiş oldu. İşte arkadaşlar kosinüs eksi ise kosinüs 30√3/2'dir. İkinci bölgede eksi olduğu için ikinci bölgede 30'a tekabül eden açımız, yani bu açımız arkın eşitliği olan açı 150 derece çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi şu ifadeye bakıyoruz. Şunlar tek tek bakmamız lazım arkadaşlar. Çünkü direkt hani ezbere gitmemiz yanıltabilir. Yani biraz 30 saniye geç olsun ama doğru olsun. Şu açıya x açısı dersem arkadaşlar. Şimdi tanjant x 3/4 hemen çizelim arkadaşlar. Şu açım x açısı. Tanjant x 3/4 burası 5. Ve sinüs x değerine çıktı arkadaşlar. Burası ne çıktı? 3/5 çıktı. Şuna bakalım. Şu açıya y açısı diyelim. Hemen şurada bir tane çizelim arkadaşlar. Şu açıya y açısı diyelim. Tanjantı arkadaşlar karşı bölü komşusu 4/3'müş. Burası 5. Kosinüs y de komşu bölü hipotenüsten 3/5 de burası çıktı arkadaşlar. Bakın kosinüs y 3/5 1 doğru. İkincisine bakalım arkadaşlar. Pi desim değişmez. Yani arkadaşlar burası ne oldu? Tanjant ark sinüs 3/5 oldu. Fakat arkadaşlar 3/5'i okunaklı şekilde yazalım. Fakat pi eksi 180 eksi ikinci bölge tanjant eksi olduğu için bu da eksidir. Şu ifadeye bakalım arkadaşlar. Kotanjant pi bölü 2 desim değiştirir. Tanjant ark kosinüs 4/5 olur. Birinci bölge arkadaşlar artı olduğu için bu da artı olur. Bunların birbirine eşit olma imkanı yok. Biri pozitif. Hani şuradan bir eksi gelebilirim diyeceğim. İçeride de pozitif arkadaşlar. O yüzden hep birinci bölgede. Şu ifadem eksili çıkacak. Bu ifadem artılı çıkacak. Eşit olma imkanı yok. Ha şu da artı olsaydı yukarıdaki gibi üçgen çizerek deneyecektik arkadaşlar. Gelelim alttaki soruya. Pi bölü 2 desim değişir. Kosinüs ark tanjant eksi 1/2. İkinci bölge pi bölü 2 artı sinüs artı olduğu için bu da artı arkadaşlar. Şuna bakalım. İsim değişmez. Sinüs
Ark tanjant 2 arkadaşlar. Buna da baktığımız zaman pi eksi ikinci bölgede sinüs artı olduğu için bu da artı arkadaşlar. Şimdi gelelim şu ifademiz arkadaşlar. Şuraya bakarsak şu açımız x olsun. Yalnız tanjant değeri eksi ise x'in dördüncü bölgede. Buna dikkat edeceğim arkadaşlar. Hemen bir üçgen çiziyorum şu şekilde arkadaşlar. Tanjant x 1 bölü 2'ymiş. 1 bölü 2. Burası Pisagor'dan. Kök 5 çıkar. Kosinüs x'im ise komşu bölü hipotenüsten. Burası arkadaşlar. Burası ne çıktı? 2 bölü kök 5. Ama açımız 4. bölgedeydi. Olsun. 4. bölgede kosinüs de fark etmez. Kosinüs 4. bölgede artı olduğu için bu da arttır arkadaşlar. Gelelim şu ifadeye. Şu açımıza da biz y açısı dersek arkadaşlar. Hemen üçgenimizi çiziyoruz. Y açısının tanjantı karşı bölü komşusu arkadaşlar 2 bölü 1'miş. Burası Pisagor'dan kök 5 çıkar. Sinüs y ise 2 bölü kök 5. Arkadaşlar burada herhangi bir eksilik yok. Hani 4. bölgede olma durumu da yok. Artı arkadaşlar tanjant da sinüs de kosinüs de değerim artıysa hep açılarımız 1. bölgededir. Bunu unutmayalım. Sadece kosinüs de açı eksiyse değer eksiyse açıya ikinci bölgeden sinüs ve tanjantta dördüncü bölgeden bakacağız arkadaşlar. X'deki bölü kök 5 çıktığı için bu ifademiz de doğru ve cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Cevabımız 1 ve 3 çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. 11. sınıf kazanım testlerinden trigonometri kısmı bitti arkadaşlar. Kazanım testi 6'da yani bir sonraki konu olan analitik düzlem koordinat sisteminde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.